hadi bakalım. Tek tek yorum alacağım. Herkes yesin, yorumları sonra alacağım sizden. Buyurun Cengiz Bey, sizden başlayalım. Canso'nun pilavın çok güzel. Mükemmel, yine tuzsuz. Bugün senin tuzsuz yapma inatçılığın tuttu. Ben gerçekten ona da çok tuz kattım. Hatta dedim ki acaba çok mu kattım? Etinde kasabın azabına uğramışsın. Tadı yerinde. Mantarın iyi. Ama etin sinirleri hiç ayrılmamış. Antrikot et böyle olmaz. Yani yumuşak özellikle olması lazım. Dün akşam antrikot sipariş değil bu. Verdik. Evet, kasabın azabına uğramışsın. Ben bugün buraya oraya zaten bir hal oldum. Yani evet. Çiçekçi de öyle, kasap da öyle. Ama lezzetsiz mi? Değil. Her şeyi yani yerinde yapmışsın. Pilavın güzel, tuzsuz. Salatan iyi ama sosunda eksiklik var salatanın. Ne gibi eksiklik? Onu da alabilirsin. Sirkesi eksik salatanın. Sirke koymamışsın. Koymadım sirke. Evet. Yani koymak istemedim. Limon tadı aldınız mı? Limon biraz az. Yani az ekşiliği bence yeterli. Ya biraz çok da ekşi istemedim. Biraz daha limonun baskın gelmesini isterdim. Zeytinyağını bastırmasını isterdim. Peki etin pişme derecesi için ne diyorsunuz? Pişme derecesi iyi. Yani kırmızı et fazla kurusun istemem ben. Evet. Biraz zaten üstü kurumuş. Ama et o kuruma değil, biz onu mühürleyerek pişirdik. Antrikot önce mühürledik. Değil. Yani yumuşak olması lazım. Yani gerçekten dün öyle sipariş verdim. Bunu marine ederken nasıl marine ettin Canso'nun? Anlatır mısın yanlış anlama söylemek istediğimi? Zeytinyağı, evet. Sarımsak evet. Ve taze biberiye kullandım. İyi, doğru olması gerektiği gibi ama evet. Kasabın azabına uğramışsın. Yani etin yanlış seçim olduğunu söylüyorsun. Yanlış. Yani yumuşak ya olması yanlış lazım. Yanlış seçim değil diyor, kasaptan ya kaynaklı olduğunu zor söylüyor. Ya. Hep şey sinirli kasap, yani kesmesi bile zor. Böyle olmaması lazım antrikot. Yani. Peki neden Cengiz Bey'in hani hep bir olumsuz yorum yaptığını düşünüyormuş gibi bir sürekli bir tepki veriyorsunuz? Yani bilmiyorum, çorba... Anlatır mısın? Hadi bakalım. Ben de ona göre düşüneyim, ne acaba nerede ya, yanlış yapıyorum? Ya çorbadan başladım, çorba güzel olmuş ama ben sevmiyorum. Ara sıcaktan başladım, böreği beğendim. Ama ne diyorum, lezzetli yapmışsın, tam olması gerektiğini birazcık dedim, pütürlü olmuş. Yani ben sevmiyorum pütürlü... filan... Sevmiyorum dediniz, yani şu anda masada 3 kişi sevmiyor dendi. Ya sevmiyorum de, derken... Seve seve yemedik ama yani, tadını beğendik, tadı peki güzel olmuş. Pilav seviyor musunuz? Pilav çok yiyecek bir şey değil benim için ya. Yani ama yerim yani. Peki tadını nasıl alabildiniz? Yorum tadı nasıl tuzsuz. Tuzsuz pilav. Ben tuzsuz olduğunu kabul ediyorum. Tereyağı da az. Bir tık. Peki ama lezzet olarak mantarı bir falan beğendiniz. Beğendim. Güzel. Pişmesi de güzel bak pilavım. Tane tane dökülüyor. Evet. Süper. Ama tuzsuz. Dediğim gibi hafif ben eksik var. Her şeyde bir eksik var. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi Badegül Hanım dedi ya ben çok özür dilerim. Badegül Hanım az önce çorba için dedi ya ben çorba sevmiyorum dedi. Bu çorbayı sevmiyorum. Siz de dediniz ki o zaman nasıl yorum yapacaksınız ya da nasıl yorum yapıyorsun sevmediğin bir şeye karşı. Şimdi siz de pilavı sevmiyorsunuz. Peki siz ona nasıl yorum yaptınız? Ben yorum yaptım. Tuzu yok dedim sade. Tuzu yok. Pilav olması gerektiği gibi ama tuzsuz. Tamam. Tane tane dökülüyor. Şu pilavın mesela bir kusuru yok. Tane tane. Tuzunu nasıl yani, bir sevmediğin için? Şu pilavı restoranda bile görsem ye beni der yani. Tane tane döküyor. Tamam der. Ben de söylüyorum. Şimdi evet. Kadir Bey tipleme. Şimdi tuzunu nasıl bildin sevmediğin aldın için? Aldın ya abla iki kaşık. Görmedin mi sen benim yediğimi? Demin ben de aynısını söyledim. Sen nasıl biliyorsun diye söyledin ya bana. Aynı konuya geliyorsun sen işte. Sen hiç sevmiyorum dediğin o yüzden. Yok. Ya bak yine aynı konuya dedim. Geliyoruz. Pişiriyorum dedim. Yine ama aynı konuya geliyoruz. Ama pişiriyorum dedim ama biraz olsa az yiyorum dedim. Yiyorum dedim. Severek yemiyorum dedim. Sevmediğini nasıl biliyorsun tadını dedim sen. Peki siz pilavı cebde pişiriyor musunuz? Pişiriyorum canım. Az çok. Tabii ki çok az ama severek. Bir de seninle aynı durumda. Sen yani, nasıl çocuklara pişiriyorsun yani, da misafirlere pişiriyormuş. Yani güne damak tadımız varmış demek ki. Yani. Peki Sibel Hanım'a gelelim. Evet Sibel Hanım. Pilav evet tuzsuz buldum. Tuzsuz bulduğum için de yani diğer yemeklerden tuzsuz olması çok önemli. Katılabilir. Onu göz ardı edebilirim ama pilavda tuzsuzu ben asla göz ardı etmem. Onu ben de kabul etmem. Yani kabul ediyorum. Aynen. Ete gelince de ben kasabın asistine uğradığını düşünmüyorum. Sonuçta kasap neden yanlış versin? Antrikot yani koskoca kaç yıllık bir kasap baktığınızda yanlış vereceğini düşünmüyorum. Tamamen pişmesinden kaynaklı sertlik var. Yani antrikot güzel pişmemiş. Değil.
Yani hiç... antrikot aslında en kolay pişen etlerden evet. biridir. Yumuşacık olması lazım. Yani çok pişirmedik ki içi sulu kalsın diye çok pişirmedik. İşte pişirmesinden kaynaklı. Bence pişirmesinden kaynaklı olduğunu. Şimdi siz pişirme kaynaklı diyorsunuz ama Cengiz Bey bu etin antrikot evet. olmadığını söylüyor. Ben onu kabul etmiyorum. Yok ben onu kabul etmiyorum. Bence yani bu şöyle. Şimdi antrikot olup olmadığını ben bilemem. Ben de çok etten anlayan biri değilim. Sadece mantıken kasap kaç yıllık kasap. Karşı taraf antrikot istediğinde niye antrikot başka bir şey versin diye düşünüyorum. Sinirlerini bile almamış. Sinirlerini yani. Almayabilir de kasap antrikot. Ama ablacığım kasap, işte bu yarışmada ben bunlar de, özel ben de önemli bunlar. Ben böyle yorum yaptığım zaman yanlış anlıyorsunuz. Bir hayır, konuşmam ben böyle. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Yanlış hanım. Sinirleri alınmamış. Demin dedi ya kasap. Almadıysa eğer verdiyse, Cansu Hanım'ın kontrol biliyor. Etmesi gerekiyordu. Kasap, Cansu Hanım'ın alması kasap gerekiyordu. Zaten biri ne verdi? Çok evet. görünmüyordu sinirde yani etin üstünde. Bakar mısın? Bak benim burada komple duruyor. Olduğu gibi. Ya ben dediğim gibi pişmesinden kaynaklı olduğunu bak. Düşünüyorum. Ama dediğim gibi pişirirken de önce mühürledik. Gibi sinirledin de yorum yapalım. Sinirsiniz ya bir üstüne kasa beklemiş. Peki dur ona da geleceğim Badegül abla. Bir saniye Sibel Hanım devam etsin yorumuna. Bir de ana yemek olarak hani siz dediniz de dün ana yemek değil bu diye. Çok uğraştırıcı evet. değil dediniz. Basit dediniz. Evet. Hatırlıyorsanız. Bence bu da. Siz ben risk aldım ama diyorum. Et yaptım. Riskle alakalı bir şey benim de riskliydi. Şu anda bakın pişmiş olduğunu söylüyorsunuz. Fırında kaşarlı olayı ama... bakın. Ki riske orada girdim. Aslında benim yemeğim çok iyiydi ama misafir gelmeden bir 15 dakika önce onu fırına sürmem gerekirdi. Ben orada hata yaptım. Siz, çok bekledi. Siz risk değil orada hata yaptınız. Riskli. Risk veya hata. Hataydı risk... sizinki ama ben risk aldım. Et yapmak istedim. Et yaptım. Yani et de pişirmek öyle kolay değil. Ya, ama bunu ana yemek olarak görmediniz ya benim yemeğimi. O yüzden diyorum bu da kolay. Basit. Hatta benim yemeğimden çok daha basit bir yemek bu. Ama diyorum ya et risk aldım pişirmesi risk için diyorum. Önemli değil. Önemli olan lezzettir burada doğru mu? Lezzetli şu anda. Gayet de lezzetli. Pişmemiş bir et bu da. Pişmemiş. Pişmemiş olsa o etin yani çok sert. O şekilde bak, keserken, olmaması gerekiyor. Keserken pişmemiş çok zor kesiyorum. Bakın keserken çok zor kesiyorum. Ve içine bak. Ya öyle olması gerekiyor zaten. İçinin sulu olması gerekiyor. Cansu Hanım rica ediyorum lütfen kendi yemeklerinizle benim yemeklerimi bir tutmayın. Sibel de devamlı kendi masasıyla benim masamı kıyasladı ama onun masası benim masamdan daha kötüydü. Sibel Hanım'ın orada tavuk bonfilesi bundan daha uğraştırıcı. Ama tek yaptığı hata Sibel Hanım'ın lezzetsizdi, tuzsuzdu. Yani ben yine söylüyorum. Bir de kuruydu. Kaşarı kurumuştu. Üstü kuruydu. Yine söylüyorum davet uğraştırıcı. Davet sofrasına gitmezdi. Ama giderdi. Bu görüntü bak, açısından da davet sofrasına uygun olacağını düşündüm. Nasıl giderdi? Niye atarlanıyorsun giderdi diyorsun? Ben böyle. Atarlanmıyorum. Hayatını niye böyle yanlış anlıyorum ben hep ya? Ben deyince giderdi diyorsun. Niye atarlanıyorsun? Ablacığım niye gitmesin ki davet sofrasına? Gitmez. Onlar küçük küçük şurada şurada tavuklar vardı içinde. Hep patatesler de birbirine girmişti. Üstü kurumuştu. Lezzetliydi diyorsun. Her türlü yemek bence gider ana yemeğe. Her türlü yemek ben gider. Ben dediğimden ben niye söylüyorum? Üstü kuru olduğu için diyorum. Olması gerektiği gibi yapmamış. O yüzden zaten yemeğin azabına uğramış Sibel Hanım. Yani güzel olsaydı zaten 10 numara... Yemek çıkacaktı ortaya. Söylüyorum siz anlamıyorsunuz çıkmadı. Beni. Çıkmadı. Neyin tartışmasını yaptı? Zaten ondan da eksi puan verdi. Ondan da bir tane puan düşürdü. Evet. Zaten 5 geldi sana. 5 gelecekti tabii. Ona 5 gelse de biz seni çıkışta kesin acile götürürdük. Bence de. Kesin ambulans gelirdi. Keşke onu da güzel yapsaydın da 5'i alsaydın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.